Böbrek yetmezliğiyle devam edelim. Toparlayacak olursak tabii. Böbrek yetmezliği tabii ki farklı bir rahatsızlık. Şimdi şöyle, vatandaş 2,5 yaşında oğlu böbrek yetmezliğine yakalanmış. Yani küçük çocuklarda da oluyor. Neden oluyor? Herhangi bir enfeksiyon nedeniyle anne baba ne yapıyor? Ağrı kesici veriyor. Antibiyotik veriyor. Çocuk 2,5 yaşında böbrek yetmezliğine yakalanmış. Protein kaçağı var. Aile perişan. Doktorlara demiş ki kreatin düşmüyor. Üresi yüksek. Diyalize girecek. 2,5 yaşında çocuk diyalize mi girer? İlaç kullanmaktan anne ve baba, doktor ne derse onu yapıyor. Ne yapsın? 2,5 yaşındaki çocuk böbrek yetmezliğine, protein kaçağına yakalanırsa ne olur? 2,5 yaşında diyalize girerse Allah korusun ne olur? Ömrü biter, hayatı biter. İlaç kullanmaktan antibiyotik, ağrı kesici vesaire vesaire, parasetamol, şu bu kullanıyor vatandaş. Bilinçsizce kullanılan ilaçlar böbrekleri iflas ettiriyor. Bazıları da diyor ki ya günde bir tane tansiyon hapı alsam ki ne olur? Bir şey olmaz. Umursamıyor. Bir tane tansiyon hapı alayım diyor. Veyahut da diyabet alayım ne olacak diyor. İstediğimi yiyeyim ama iki tane şeker için hap alayım diyor. Veya bazıları kolesterol hap alıyor. Önemsemiyorlar. Tansiyon, diyabet, kolesterol hapları, ağrı kesiciler, antibiyotikler. Bunların hepsi böbrekleri çürütür. Çünkü bir insanın kalbi dakikada 5 litre kan pompalıyor. Yani bunun 5'te 1'i böbrekten geçiyor. Dakikada 1 litre kan süzüyor böbrekler. Dakikada 1 litre. Yani saatte ne kadar? Günde 1 tondan fazla böbreklerden kan geçiyor. Filtreler temizliyor, sürekli arıtıyor. Şimdi almış olduğunuz ilaçlar nereye gidiyor? Böbreklerde kaç defa dolaşıyor bu? Yüzlerce defa kimyasal ilaç böbreklerde dolaşıyor ve nefron dediğimiz süzgeç hücreleri çürütüyor, bozuyor, yavaş yavaş deforme ediyor. Gelip de geçmiyor transit. Bütün hücrelerde, dokulara zarar veriyor. Böbrek yetmezliğine yakalanan insanların %98'i kimyasal ilaç kullanmaktan kaynaklanır. Bitkisel çözüm yolları nedir peki böbrek yetmezliğinde önerebileceğiniz? Huş forte. Onunla ilgili güzel bir çalışmamız var. Altınbaşak otu, huş yaprağı ekstresi, ısırgan otu ekstresi, ayırık kökü ekstresi, krem beri ekstresi, ayı üzüm ekstresi gibi 19 çeşit bitkinin ekstresinden oluşan formülümüz var. Diyalize giren hastaları dahi hamdolsun diyalizden kurtardık. Diyalize. Mesela bir hanımefendi savra kesesi ameliyatı olmuş, kanda dolaşan pıhtı böbrekteki nefronları, süzgeç hücreleri tıkamış. Aniden böbrek yetmezliği, iflas etmiş. Kadıncağız yavaş yavaş şişiyor. Böyle o kilo alıyor. Balon gibi şişiyor. 70 kilodan 130 kiloya çıkmış. Karnına sürekli su alıyorlar ama şişmesini, ödemi önleyemiyorlar. Ailesi sabaha kadar tartışmışlar. Demişler ki Gökçek ürünü alalım, kullanalım. Aldılar. 2 gün sonra yine aldık ama kullanamıyor. Niye? Korkuyor. Niye? İşte bir şey olur mu? Bir şey olur mu dedim. Limon var mı? Evde var. Sirke var mı? Var. Sarımsak var mı? Var. Bu da aynı. Değişin de. Sadece burada formülasyon yaptık. Biz o kadar. İyi kullanalım bakalım. Kullandılar. 2 gün sonra bayanın idrarı çıkmaya başladı. İdrar çıkışı yoktu. Yavaş yavaş 21 gün sonra normal idrara çıkmaya başladı. Düzene girdi. 3 ay sonra 130 kiloya çıkan bayan 130 kilodan 70 kiloya tekrar indi. 50 kilo verdi. Bütün vücudundaki ödemi attı. Şimdi arada sırada beni arıyor, teşekkür ediyor. Her vakit namazında, niyazında size zikrediyorum, dua ediyorum diyor.